NBA'ye hoş geldiniz. All Star'la beraber kısa bir ara verdik. Hatta bu hafta ne konuşacağım diye de kara kara düşündüm çünkü All Star haftaları artık bayağı böyle... İşte NBA'in tatili, biz de dinleniyoruz. Şöyle bir iki hafta ferahlıyoruz. Maçlarda bir bizi rahatlatıyor, gece biraz uyuyabiliyoruz falan tarzı bir süreç benim için bayağı bir süredir. Belki de son 5-6 yıldır. O yüzden artık All Star dönemleri inanılmaz heyecanlandırmıyor. Ama şeyi hatırlıyorum yani 90'larda 90'ların sonunda özellikle 2000'lerin başında canlı yayınlanmaya başladığı dönemler vardı. O zaman çok heyecanla böyle arkadaşın evinde toplanırdık işte izlerdik heyecanlanırdık işte Miss Carter'ı hatta beraber izlediğimizi hatırlıyorum yine arkadaşlarla. O yüzden bayağı keyifliydi. Ama şimdi tabii bilmiyorum belki de biraz o işte her sene düşen devam bir de toparlanmaya çalışan tabii hakkında vermek lazım. Hani son yıllarda hem maçın yapısı değişti, hem diğer e, skill challengelar değişti. Bu sene Rising Stars maçı bile değişti. Evet, yeni bir heyecan katıyorlar. Daha böyle bir e, eğlenceli bir hafta sonu haline getirmeye çalışıyorlar. Onda hakkını verelim. Hani yine heyecanlı şeyler yaşadık ama e, yine de herhalde o çocukluktaki heyecanı bir daha bulmak zor olacak. O yüzden hani şu anda e, All Star heyecanına kapılan ve yaş aralığı 18-25 civarında olanlardan biriyseniz bence heyecanın tadını çıkarmaya bakın ama tabii ne kadar çıkarabileceksiniz bilmiyorum belki de gelecek yıllarda daha da iyi olacak. Şimdi All geçmeden önce çok kısa kısa bir e, haberlere değineceğim çok fazla bir şey yok o yüzden böyle hızlıca böyle seri. Geçecek bir bölüm gibi kurdum kafamda hemen de başlıyorum. Sayımız, pensimiz, Carcova ile çalışmaya başladı. Netset Takasından sonra Bununla ilgili kısa bir görüntü çıktı. Önceki yıllarda bir iki tane attığı şutu gösteriyorlardı. Artık bir <laughs> de kimse bunu yememeye başladı. Ya şaka bir yana Carcova ile çalışıyor olması iyi. Ee, en azından bu işe artık Venter olarak da biraz geride bıraktığının işaretidir. Çünkü en şimdiye kadar ben ciddi çalışma süreçlerinden biri gibi hissettim ama tabii bunu neden sezonun ortasına takası bekleyemek bekledikten sonra yaptı bilmiyorum. Daha önce yapması çok daha iyi olurdu. Hatta bunları bunları çıkarması daha sıkı çalıştığını göstermesi, yani üçlük attığını değil de göstermesi daha iyi olurdu. Bakalım sağda ne olacak? Artık onu görmemiz lazım. Chris Paul sakatlandı. All-Star hafta sonundan önce sakatlanmıştı. Maça çıktı kısa bir süre göründü ama işte parmak sakatlığından dolayı ameliyat olacak o yüzden e, playoff'lara kadar yok. Ha bu sans için çok sorun olur mu bilmiyorum bence çok sorun olmaz. Tek sorun şu olabilir e, Chris Paul çok iyi bir tempo tutturmuştu. Kendi özellikle sezon içerisinde iyi bir ritim oluşturmuştu. Bunu kaybedebilir playoff'lara girerken. Bunu kaybetmesi de geçmiş yılları hatırladığımızda onun için çok iyi olmuyor. Çok fazla hata yapabiliyor. O yüzden umarım daha erken idmanlara başlayıp All Star döneminde de daha sağlıklı, pardon All Star demiş, döneminde de daha eski temposuna yakın dönebilir. Onun dışında ilginç bir konu var. JJ Redick bu hafta içinde sanırım TV'de bir programda söyledi. İşte CJ McCollum New Orleans Pelicans'a takası aldıktan sonra Zion Williamson hiç mesaj bile atmamış. Ondan sonra bu hafta içi de işte kendi takım arkadaşları üst üste 4 mağlubiyet aldı. İşte helal be falan gibi böyle saçma sapan bir Instagram stories'i attı. Ve çıkan diğer dedikodularla Matt Barnes da işte orada olmak istemediğini düşünüyorum. Orada olmak istediğinden emin değilim tarzı açıklamalar yaptı. tam bu olabilir evet küçük market takımlarında yıldız oyunu tutmak zor ama Zion Williamson hangi yıldızlığını kanıtladı şu ana kadar bundan emin değilim. Yani evet... E Kolejden gelen birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz ama belli potansiyelleri, belli durumları, belli fiziksel şartları yerine getirdikten sonra zaten birçok oyuncu kabul görüyor. Hatta Doncic gibi Avrupa'dan geliyorsanız ya da Jokic gibi Avrupa'dan geliyorsanız bu süreç bazen e, hiç beklemeniz kadar uzayabiliyor ya da kimse size destek vermeyebiliyor. Doncic'in ilk geldiği birkaç ay içinde olduğu gibi hatta sonrasında bile oldu da neyse sonunda o süreci açtık. Ama zaim Williamson hem şu an kilo problemleri, sakatlık sorunları sahaya çıktığında yani takımı çok ileriye taşıyacak bir şey de yapmadı henüz. E, koçta zaten bir koç süreci yaşadılar. Hani yeni gelen koçta da herhangi bir doğru düzgün bir etkileşime giremedi. İleri adım atamadı takımla ilgili zaten sakatlığından dolayı. E şimdi bunlar da çıkınca biraz da iş şeye geldi. Yani bu sezonu çünkü bu sezonun başında normalde Ekim-Kasım gibi dönüce konuşularak başlamıştık. Hatta fantezi oyuncular olarak hatta ben de e, tamam ya o dönem dönecekse seçebiliriz ne olacak tarzı bir okuma yapmıştım. E, hepimize patladı bu. Demek ki başka planlarda da varmış aklında. E, yani diyecek bir şey yok ama ne olursa olsun yıldızınızı göstermek istiyorsanız o içinde olduğunuz takımın şartlarına uyum sağlamanız NBA'in bir parçası olduğunu ne şart altında olursa olsun takımınızda destek verdiğiniz arkadaşlarınız yanınızda olunca bence göstermeniz lazım. Ama Zayn bunu yapmıyor. Hemen tam e, tamam ben gidiyorum'a geldi ki Davis bile bunu yaptı. Çok tepki çekmiş ki Davis e, Pelicans'ı bir yerlere en azından getirmek için çabaladı. Özellikle de bir önceki sezonda Lakers'a gelmeden önceki Portland'ı süpürdükleri playoff'ta muazzamdır. Çok iyi çıkarmışlardı orada e, ile beraber. O yüzden bir şeyler göster sonra bir şeyler talep et noktasındayım ben biraz da. Tabii tartışılacak bir konu ama bugün hani çok üzerine durmayacağım. Bunu belirtmek istedim. Belki Zion Williamson, New Orleans Pelicans'ta mutsuz. O da bakalım gelecek sezonda belki de bir takasa zorlayabilir takımı. Onun dışında New York'ta, yani New York City'de aşı zorunluluğu kalkacak muhabbeti çıktı. 2-3 hafta içinde kalkabilir deniyor. ya bu da Kyrie'ye yarayacak. Ulan Kyrie yine yırttın yani ben aşı olacağını düşünüyordum. Bu sefer yanıldık bir şekilde öpe öpe aşıyor olacaktım ama tabii şunu da atlamayalım. Bütün kontrol süreçleri yani idman alanına sahaya çıktığınız süreçteki testler vesaire devam edecek. Yani öyle aşı olmuyorum işte zorunluluk da kalktı elimi kolumu sallayarak giriyorum deniz değil. Yani bir anda playoffların bir noktasında Covid olup 10 gün yine uzak kalabilir. Ama tabii 10 gün de kısaldı kısalabilir ama NBA henüz kısaltmamıştı son şartlarında. Tabii belli olmaz playofflara bir anda oyunu kaçırmak çok ciddi bir süre. Ee, bakalım Kyrie'de lan yani yırttı diyeceğim ama bakalım playofflarda göreceğiz. Kemba Walker New York'ta tekrar kadro dışı kaldı. Kadro dışı da bir rotasyon dışında kaldı. Biraz da anlaşarak kaldılar. Herhalde Kemba Walker'da yakın dönemde Westbrook ve John Wall'dan sonra en yani kötü kontratlardan birine, birine sahip oldu. Yani Charlotte'dan çıkarken herkes çok daha mutluydu özellikle de Boston kontratında ama olmadı. Yani Kemba Walker'ın onun da belli ki mental sorunları var. Hani bunu çok sahaya yansıtan bölüncü değil bence Ben Simmons kadar dışarıdan algılamak zor. Üzerinde sakatlıklar vesaire derken hiçbir şekilde konsantre olamadı. Ama ben şuna da inanıyorum Charlotte dönemindeki kazandığı çok fazla kötü alışkanlık. Oradaki işte o bireysel kafasına göre çok fazla şut denediği oyun daha ciddi takımlara geldiğinde ona hiç alan açmadı. Onu daha da kötüye götürdü. Kötüye gittikçe de toparlayamadı. Böyle bir bataklığa bat, battıkça battı gibi bir durum oldu. Bundan sonra toparlayabilir mi Bence Kemba'nın bundan sonraki süreci tabii kontrat şu, şu an çok saçma bir seviyede. Belki o kontratından sonra iyi bir 6. oyuncu, iyi bir backup guard olarak üst seviyedeki belki playoff takımlarına katkı verebilir diyeceğim ama çok zor buradan dönmesi de bakalım. Onda ne yapacak göreceğiz. Ve son konuda LeBron James kapılar kapanmadı dedi Cleveland'da gittiğinde All-Star döneminde. Böyle bunu da bir haberci tonuyla girdim ama. Lakers taraftarları bayağı sinirlendiler. Ee, ne demek kapı kapanmadı gideceksen git kardeşim falan. Yani bunu Türkiye'de düşünemiyorum mesela düşünsenize bir oyuncu Galatasaray'dan Fener'e gelmiş. Ya Galatasaray kapısı kapanmadı falan diye herhalde bir sonraki maçta soyunma odasından çıkıp Sahaya kadar yürüyemeyebilir hatta stada bile gelemeyebilir yani <laughs> çok ciddi sıkıntılar çıkabilir neyse şaka bir yana Lebron James tabi bunu biraz da hani şey olarak söylemiş e, Brown ile de oynamak istediği için oğluyla 2024 yılında draft olması bekleniyor o yüzden hani onunla da oynamak istediği için o zaman da 39 yaşına gelecek kontratı bitecek muhtemelen bu kontratta onu seçen bir takımda yer almak istiyor. Tabi bu Cleveland da olabilir gibi bir şey var herhalde kafasında. Biraz da Cleveland'a gitti. Eski takımı orayı da biraz okşamak istemiş olabilir. Ama tabi Lakers bu durumdayken taraftarlar oldukça tetiklendi. Üstüne de hatta şu söylem çok mantıklıydı. Yani doğruydu daha doğrusu. Kobe ve Shaq hatta Shaq Kobe sonradan ayrıldılar ama Kobe sonrasında bile Lakers'ın hamlelerinde bu kadar söz sahibi olmamıştı dendi burada da tartışılacak konular vardır. Hani söz sahipliği işte coaching tarafında başka şeyler oldu. Kobe'nin süreç içerisinde sonuçta şekli, şekli arasındaki durumda da bir influence oldu. Tamam belki şunu alın bunu alın seviyesinde ne kadar olduğu bilmiyorum ama diğer konularda Kobe'nin etkisi de ekstra tabii ki çok yüksekti. Ama LeBron James'in özellikle Westbrook tercihi şu an ona feci patlamış durumda. Ben bunu ta Kralınut döneminden beri söylüyorum. Yani kendisi ıı, koçlarla uğraşmayı, oyuncularla uğraşmayı bıraksa ve kendi oyuna beraber takımı yükseltmeye odaklansa zaten belki de şu an 6. 7. şampiyonluğunu kutluyor olacaktı. Olmadı, yapamadı. Bu Don'un kişiliği, yani bir şey de diyemeyiz. Yani herkes de Jordan, herkes Kobe, herkes işte Larry Bird, işte herkes Magic Johnson ıı, olmuyor. Herkes bundan sonra, bu kişiler sonuçta hepsi farklı kafa yapılarına sahipler. O yüzden da bu yolu seçti. O yüzden kimse bence ağlamasın. Bence Lakers'ta kaldığı süreçte de ondan alabileceklerinin en iyisini almaya baksınlar diyeceğim ama... ...şimdiden de hemen böyle ya takas olur mu Allah Allah bir sürpriz takas konusu da yündeme geldi. Olursa bu yaz çok eğleneceğiz. Gelelim All-Star'a. All-Star hafta sonu. Ya bütün olaylara çok hızlı değinmeyeceğim ama biraz tabii özellikle de Dunk Contest üzerinde konuşmak istiyorum. Neyse Rising Star'dan bir başlayalım. Bu sene değişik bir format denendi. Dört takıma bölündü Rising Stars. Normalde işte çayrak oyuncular, ikinci yıl oyuncuları arasında oynayan bir maçken daha sonra işte Uluslararası oyuncular, Amerikalı oyuncular arasına dönmüştü. Sonra bu iyice karma geldi. Bu sene G League oyuncuları eklendi. Ve e, par ve 4 takıma bölündü. Bu takımlar da işte Team Worthy, Team Isaiah, e, Team Peyton ve Team Barry olarak bölündüler. Ve Team Barry'nin takımı kazandı. Hatta Alperen de final maçında bir üçlük yolladı. Ha, biraz da böyle turnuva modu ve maçların kısa kısa olması. Özellikle de maçların son bölümünde o savunmanın arttığı. Hadi maç bitiyor biraz kasalım kısmını daha öne çektiği için aslında eğlenceli olmuş. Aksine başı yine sıkıcı ama sonları eğlenceli. 3 maç gördük burada. Burada benim hoş esas hoşuma giden... Neydi adı da dur, tuhaf bir adı vardı. Clorox değildi, Clorox değildi değil mi o? Bir dakika, evet Clorox Clorox Clutch, Clutch Challenge. Bu biraz ilginçti, hoşuma gitti. Bunun detaylarına çok bakmamıştım. Herhalde dedim yine işte, tuhaf bir challenge bir şeyler olacak. 4 takım kurmuşlar, 2 oyuncudan. Mobley Giddy. J. Hardy Foster bunlar Celik oyuncuları. Halliburton Bane ve Maxi Barnes ikilisi. Bu oyuncular daha önceki yıllarda legendary böyle şut noktalarından şutlar deniyorlar. Birbirine pas atarak ve burada en kısa sürede yüksek puanı elde etmeye çalışıyorlar. Baya eğlenceliydi aslında bu ve Halliburton Bane ikilisi kazandı. Bu tarz takımlı oyunlar özellikle de işte skill challenge'da da çok faydalı olmuş. Bunu sevdim. Belki evet bu hani Rising Star'da yapılan bu Clorox challenge'da, Clutch challenge'da fazla alternatif yok ama diğer tarafta skill challenge'da böyle eski oyuncuları getirip işte farklı rekabetin oyuncularını getirip takım yapıp kapıştırmak falan çok zevkli olabilir. Tabi oyuncular da kabul ederse. O yüzden hoşuma gitti. Skill Challenge'a da geçelim buradan. Skill Challenge'da da e, işte önce Team Shooting'de ayırmışlar. Daha sonra işte böyle bir skill alanı var. Bir de pas alanı yapmışlar. Ve bunların e, hepsinde de en iyi süre yapanlar e, 100 puan kazanıyor. Ve en fazla 100 puan alanda oyunu kazanıyor. Baya eğlenceli oldu. Ben çok beğendim. Yani Shooting özellikle farklı noktalarda strateji yaratarak işte farklı puan noktalarından strateji yaratmak, hızlı hızlı onların arasında hareket etmek doğru oyuncuyla başlamak işte yarı sahada bitiren yarı saha şutuyla biten bir oyunda işte doğru oyuncuyu önce seçmek, başta attırmak, sonda attırmak vesaire güzel stratejiler yaratmış. Bayağı hoşuma gitti. Bunu da e, Cavaliers kazandı. Özellikle de Cavaliers'ın başta aldığı puanlar zaten acayipti. Mobley şut bölümünde tam 18 puan aldı tek başına. Yani bu bile bence inanılmaz gazdı. Çok da heyecan yarattı ki son bölümde de yarı sahadan e, ilk şutu sokan kazanacaktı. Orada da Mobley yine şutu sokup e, Cavaliers ekibine, Garland, Allen ve e, Mobley'in oluşan ekibe kazandırdı. Antetokumpa'nın takımı tabii kardeşleri de, Alex ve e, Thanasis'teydi. On, onların ekibi ilginç olmuştu. Tabii yani biraz dezavantajlıydı. <laughs> yani belki yanında daha e, iyi oyuncular olsa farklı olabilirdi onun için. Ama yine de eğlenceliydi. E, onun dışında rükülerden oluşan takım da başta böyle bir saçmaladılar. Özellikle <laughs> Barnes'la beraber. Ki gedik Barnes üçlüsü de bence bayağı renk kattılar e, Skill, skill Challenge'a. Burada dediğim gibi ilerleyen yıllarda belki işte geçmiş oyunculardan bir ekip gelebilir. Hani çok eskiler tabii çok yaşlılar için zor olabilir de daha yakın dönem bırakmış ya da işte şu an oynayan daha yaşlı oyunculardan falan böyle çok farklı takımlar kurulup Skills Challenge'da kapıştırılabilir. Bu formatı sevdim. 3 üç, üç, üç sayı yarışması da aslında ilk başta da olabilecek oyuncu için çok kötü geçti. Levin çok kötü attı ilk turda. 14 isabet 14 puan alabildi pardon toplamda. Burada Ben McCollum, Lavin Fleet e dörtlüsü zaten geride kaldılar. McCollum 19'a sınır yarattı. Luke Kennard 28, Patimis 21, Karantin Towns 22, Treyank 22 attı. Hmm. 22 puan aldı yine pardon. Kenard aslında ilk turdaki şovuyla bayağı alacak gibiydi ama yani Quarantine Towns final turunda inanılmaz şov yaptı. 29 puan aldı. Kenardla Young da 26 aldılar. Onlar da aslında bayağı çekişmeli bir seri oldu ama sıkıntı şu ki son reke e geldiklerinde yarışma bitmişti aslında. Ondan önceki de puanı geçemeyecekleri belliydi. Güzeldi. güzeldi. Quarantine Towns burada iyi iş çıkardı. Kendisine bir üç sayı yarışması yazdırdı. Ama işte tatların kaçtığı yere geldik. E, smaç yarışması. Yani tabii geçmiş yıllarda yine dedim ya yayının başında da All Star geceleri böyle arkadaşımızla toplanarak izlediğimiz, heyecanlandığımız e, dönemler. Tabii gençlikte de bu biraz olan bir şeydi ama. O yıllardan baktım işte Kobe'nin kazandığı 97, Carter'ın kazandığı 2000. Daha sonra işte e, Josh kazandığı 2002-2003 olması lazım Golden State'de. iki tane 2003'te yaptığı efsane maçı e, Toscan Anderson yapamadı <laughs> bu sefer. E, ve yine işte zaten yakın dönem belki tüm All Star'ların smaç yarışmaları içerisindeki en efsanelerden biri. Belki Jordan Dominic kapışmasını bile geçecek seviyedeki işte Aaron Gordon, Zach Lavine kapışmasıydı. Hatta hala üzerine tartışmalar sürüyor. Kimin hak yendi diye. Onunla ilgili de zamanında konuşmuştuk. Çok da güzeldi. Efsaneydi. Bunlar hep aklımıza kazınan smaçlar. Ama bu smaçlar işte bunu geçmiş yıllarda da söylüyordum aslında. Sadece yaratıcılıkla kazınmıyor. Yani smaçı yapmanız lazım. Nasıl yapmanız lazım? Çok estetik göstermeniz lazım. Çok keskin, çok sert göstermeniz lazım. Çok net yapmanız lazım. Hani bir kere olmayabilir. Ama 2, 3, 4, 5, 6 oldu mu zaten siz o smacıyı yapsanız da artık hem seyircinin hem puan verecek kişilerin gözünde etkisi çok düşüyor. Hatta bu sefer e, yarışmada ki Obi Topi'nin ben ilk turda yaptığı smaçların daha fazla puan almasını beklerdim. Onlara düşük verip finalde yaptığı daha e, bence kötü smaçlara daha yüksek puan vermiş. Orada da kafalar biraz karışmış. Ama dediğim gibi yani bu... Bu sefer oyuncular işte Cole Anthony'de Anderson'da top biraz daha hani yürüyerek kazandı diyelim ama diğerleri yapamadığı için. Jalen Green'de hiç hazırlanmamış gibilerdi. Ve herkes şuna odaklanıyor yani inanılmaz yaratıcı bir şey yapalım işte oradan geçirelim bacak arası ters arkamızdan geçirirken bir de dönelim falan. Ya, tamam yaratıcılık tabii ki önemli farklı bir smaç göstermek tabii ki önemli ama yapamadıktan sonra farklı smaçın çok da bir önemi yok. Geçmiş yıllara dönelim yani... Jordan'ın kazandığı sm smaç yarışmasına kadar gitsek hani baktığında çok yaratıcı gözükmeyebilir şu anda. Ya da işte Vince Carter'ın kolunu potanın içine sokması işte bu sefer yine yapamadılar. Şimdi o günlere baktığında mesela açtım izledim seyirci evet şaşırıyor oyuncular heyecanlanıyor yine o tribe giriyorlar ama bence o zaman çok anlayamamışlar onu yani şimdi baktığında ya bırak kolunu sokmayı oraya gelemiyorlar bile. Şimdi bunlar çok basit şeyler değil tamamen odaklanma e, odaklanmayla ilgili o vücudu yönlendirmeyle ilgili konular o yüzden smacı, o smaçların değeri bence o zaman anlaşılmamış. Şimdi baktığımda çok daha iyi anlaşılıyor. Yani foul line'dan smaç denemek bile başka seviye. Yani her sene görünce sıkılırdık. Halbuki tam böyle çizgi civarında hani bir adım içeriden bile sıkıntı değil. Çok bambaşkaymış yani. yani bu, burada o yüzden oyunculara kızdım. Yani illa böyle çok seni zorlayacak... Yaratıcılıkta bir şeyler denemek yerine belki de çok net yapacağın smaçlara gitseydin en azından akıcı eğlenceli bir smaç yarışması izlerdik ama izleyemedik. Hem Cole Anthony hem Jalen Green hem de finalde Toscan Anderson yani öldürdüler İçimi öldürdüler İçim kurudu yani. Özellikle Toscan Anderson Jay Rich'in o işte efsane smacını denerken bitirdi. Beni bitirdi yani sizi de bitirmiştir eminim. O yüzden o bir topin böyle elini kolunu sallayarak kazandı. Ha yaratıcılık derken yaratıcılık kısımları da saçma. İşte Jalen Green gitti bir NFT astı boynuna falan. Sonra gitti jüriye verdi. Böyle işte forma giyiyoruz falan. Ya bunlar artık birazcık yaratıcı da değil yani çürüdü. İlle bir şey yapmamıza gerek de yok yani. Biraz daha belki gündemi yakalayacak, ortamı havayı soluyacak bir şeyler yapılabilir. Mesela Oladipo Black Panther maskesi takmıştı. Çok güzeldi. Yani biraz daha belki bu tarz göndermeleri yakalayabilirler. Tatlı olabilir. Ama tabi önce smaç yapsınlar. Şimdi geçmiş yıllara bakarken de şey geldi aklıma. Belki de bu tarz fazla çalışmadığını düşündüğüm oyuncuları da yönlendirebilecek bir çözüm. Geçmiş yıllarda denenen aslında çark çevirme konusu olabilir. Sanırım bu 2000'lerde vardı işte çarkı çeviriyorlar işte 90'lardan 2000'lerden efsane birini smacı ya da işte tamam işte windmill smaç işte behind the back between the e, e, leg falan carçurt gibi smaçları böyle seçip ya da tomahawk gibi ama işte ne bileyim işte Vince Carter'ın tomahawk falan gibi böyle çarkta seçenekler oluyor döndürüyorsun seçiyorsun oyuncu onu yapıyor belki iki oyuncuya smacı verip İki oyuncunun aynı smacı nasıl yaptığını kapıştırarak da bir sürece gidebilirler. Bak burada da bir tercih. Ya yani Belki biraz müdahale gerekecek. Çünkü ille oyuncunun e, kafasına koyduğu şey bir de hazırlanmamışlar yani belli ki tekrar söylüyorum. Koyduğu şey hazırlanmadığı şey yapmaya çalışmasını izlemek e, herkes için çok sıkıcı. E, smaç yarışması da kim ne derse desin Oğuz tarafta sonun belki de en çok beklenen etkinliklerinden biri. Bence buraya da artık bir ayar gerekiyor. Yani e, Rising Star düzenlendi, ana All-Star maçı düzenlendi, o düzenlendi, bu düzenlendi. Artık smac'a da geldik. E, maça da bir kısa değineyim. Maçta tabii konuşacak çok bir şey yok ama klasik e, başlarda işte Jay Morant'ın falan çok güzel birkaç smac'ını izledik. Booker da tatlı eluyuplar yaptı. Maçın sonunda savunma biraz daha heyecanlandı. İşte... E, Önde giden takımın eriştiği skora 24 ekleyip final skoru belirlediler. 163'tü bu. Son sayıda çok güzel bir fade ile LeBron James bitirdi. E zaten o star maçlarının son bölümünü biraz daha işte savunma artıyor heyecanlanıyoruz diyorduk. Hani bu sefer yani birkaç top dışında çok da aslında artmadı. Tabi e, tabii Curry 16 üçlük yollayarak rekoru kırdı artık. Bir yerde 5 üçlük üst üste attı. 6. da yarı sağdan denedi yanlış hatırlamıyorsam ya da 5. de. O da girse çok efsane olabilir. Tabii bu tip anlar heyecanlandırdı yine. Ama işte maç e, bayağı böyle açıp yanda izlediğim bir maç gibiydi benim için. Ona da belki işte final score okey. Belki de Rising Star'da denenen tarzda takımlara bölme ya da belli e, hedefler koyma vesaire gibi... ...konuları biraz daha challenge haline getirip belki değişiklikler yapılabilir. Bakalım göreceğiz o Star'da seneye ne olacak. Evet bu hafta gündem çok güçlü değildi. E, konuşacak bir takım da almadım o yüzden. Bundan sonraki süreçte zaten artık ufak ufak playoff heyecanına giriyoruz. Mart ayı geldi. Nisan ayı ile beraber playofflar başlayacak. Ufak ufak artık takımların playoff'a doğru yoluna ben de odaklanmaya başlayacağım. Onları çalışmaya başlayacağım. Playoff'lar öncesi tabii önce play-in maçları olacak. Ben bu sene playoff'ların iyi geçeceğini düşünüyorum. Bayağı da yoğun olacak ama bu sene belki playoff'lar öncesinde farklı bir iki konsept vesaire deneyebiliriz. Kafamda bir şeyler var bakalım güzel oturursa onları sizle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen canlı yayında Mart'ın 8'inden sonra ben yine bir haftalık bir ara vereceğim. Bir Türkiye seyahatim olacak. Mart'ın 8'inden sonra bir NBA action yaparak canlı yayında NBA programına geri döneceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.